shrubs are growing, I think she would be crazy with them, so, you know, what happened? Hayattır. Water is Life isimli e-teaming projesini yürütüyoruz. Proje kapsamında çok çok farklı faaliyetlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de Dünya Su Günü'nü kutlamaktı. Tüm dünya ile beraber okulumuzda da bugün Dünya Su Günü'nü kutluyoruz. Amacımız tüketicileri bilinçli olarak süt tüketimi üzerinde bilinçlendirmek, bu konuda farkındalık yaratmak. Evet, şimdi e-teaming projesi online gerçekleştirilen projeler. Yani tüm okullarla toplantılarımız online olarak gerçekleştiriliyor. Genellikle faaliyetlerimizi Web2 araçlarını kullanarak yapıyoruz. Öğrenciler işbirlikçi hareket ederek ortak ürünler ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Ne gibi ürünler mesela hocam? Örneğin bu ayki projelerin, yani bu ayki aktivitelerin kapsamında farklı milliyetten çocuklar bir araya gelerek farklı ürünler ortaya çıkartacaklar. Mesela bir şarkı yazabilirler veya bir akrostiş çalışması yapabilirler ya da suyla alakalı bir resim çalışmasında bulunabilirler. Burada özellik farklı farklı milliyetten çocukların bir araya gelip ortak bir ürün ortaya çıkartmaları. Böylelikle hem İngilizce dil bilgilerini geliştirmeleri hem de işbirlikçi olarak yani daha girişken, daha kendini ifade edebilen öğrencilere hedef alıyoruz. Evet, projemizden şöyle bahsedeyim. Projemizin asıl amacı e-teaming kapsamında yapılıyor zaten projemiz. Projemizin asıl amacı insanları su konusunda bilinçlendirmek, öğrencileri ya da öğretmenleri, diğer halkı falan. Bunları bilgilendirip bilinçlendirmek asıl amacımız. Bu projede okulumuz katkı sağladığı için çok mutluyum. Özellikle de hocalarım beni bu projeye kattığı için ayrı bir mutluluk var tabii. Yani su hayattır. Bu herkesin bilmesi gereken bir şey. Birkaç ülkeden, yabancı ülkeden ortaklarla beraber bu projeyi yürütüyoruz. Çünkü zaten bu sadece ne Türkiye'nin, ne Sivas'ın, ne de bu okulun bir problemi. Bu tüm dünyanın bir problemi olduğu için her okuldan bir temsilciyle bu projeyi yürütüyoruz. Peki ne gibi aktiviteler yapıyorsunuz? Aslında? Ne gibi aktiviteler yapıyoruz? Sürekli toplantılarımız oluyor zaten, etkinlikler oluyor. Gördüğünüz gibi afiş tasarlamalar. Yani bizi nasıl geliştirdiğinden bahsedeyim daha kısacası bunun. Bizi hem İngilizce öğrenmemiz açısından güzel bir şekilde destekliyor. Çünkü biliyorsunuz ana dil olarak, ortak dil olarak İngilizceyi konuşuyoruz.